Cengiz Ünder'le her konuda anlaştığını evet. söyledin <laughs> ama herhangi bir resmi bir şey oldu mu? Ya olur. Kısa süre içerisinde resmi açıklama gelir. E, ile kısmıyla da çok ciddi pürüzler yok. Prosedür işlemler diyebiliriz. <laughs> e, belge işlemleri demeyeyim de kontrattaki ana konular değil ara konular konuşuluyor. Bundan dolayı uzayacağını sanmıyoruz. Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye gelmeye ikna olmuş durumda. Ceko burada önemli etken tabii ki Ceko Tadiç. İşte gidip 10 milyon euro verip Şimanski böyle oyuncuları aldığınızda Cengiz çok sıcak bakmıyordu. Ama iddialı bir takımda olması, orada güzel bir ortam oluşuyor olması Cengiz'i de Fenerbahçe'ye gelmeye ikna etti. 3 milyon euro civarında da kazanacak. Diğer rakamlar çok doğru değil. Yani ya arkadaşlar yapmayın bunu. Hepimiz aynı sektörde yapıyoruz. Kendi işimize zarar veriyorsunuz. Cengiz oradan 3,5 kazanıyordu. Ya 3,5 vergiler... Vergiler ne olacak? Yani o yüzden şöyle düşünüyorum. Şimdi bak böyle habercilik olmaz yani. Kimseye bir de orta saha konusunda da. da bir açıklamalar Şu Cengiz'de şunu söyleyeyim. Ee, 3,5 milyon euro civarında bir maaşı var. Şeyle bu rakam düşüyor. Vergili düşüyor. Fenerbahçe'de 3 milyon euro civarında bir maaş verecek Cengiz'e. Yani uzamasını beklemiyoruz. En fazla bekal gibi 3-4 gün uzar. Bu transferin de açıklanmasını bekliyoruz. Fenerbahçe'de. Orta sahayla da ilgili dün bir paylaşma yapmıştınız. Orta sahayla ilgili ben şu anda tersi bir var. Dün İtalya basında Domüngez ile ilgili hı hı. çok haber çıktı. Benim duyduğum şuydu ama tabii ki o haberler e, tekrar tekrar bakmamız gerektiğini söylüyor. Çok para istiyorlar o yüzden çok mümkün gözüken transfer değil diyorlardı. Ama dün Fenerbahçe'nin 10 bonuslarla 13'lere falan çıkması e, bilmiyorum orada nasıl karşılık bulacak. Yani Bologna kulübünde nasıl karşılık bulacak. Dominguez'le ilgili de kurun Kurunic'le ilgili de çok sıcak bir şekilde olayın içinde Fenerbahçe. Yani şurada soru bu orta sahada. Zayt's artı iki orta saha mı alınacak yoksa Zayt's'tan bağımsız toplam iki orta saha mı alınacak? Ya buna göre bence bazı şeyler netleşecek. Zayt's'ın menajeri önümüzdeki hafta ya bu hafta bitti artık Cuma. önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek artık orada dağının kuyruğu kapacak gelen haberler yola devam edileceği yönünde Hı. ama bence Fenerbahçe'nin bu tutumu değişebilir şeyi değişebilir orta sahada iki isim banko gelecek bunlardan biri Zayt solusu artı bir daha mı gelir burası soru işareti bence o işte iş şu bence Zayt artı bir orta saha gelecek ilk aşamada fırsat transferi olarak transfer döneminin sonunda belki ikinci isim gelebilir. Hani fırsat transferi olursa değerlendiririz denilen nokta o bence. Ben öyle düşünüyorum ama süreci de takip ediyoruz bilgiye. Orta saha konusu biraz daha sürecek gibi pazarlıklar devam ediyor. Peki Fenerbahçeli arkadaşlar bu soruyu sormamı özellikle çok istediler. Senin Neyin yorumunu. Şu? Süper Kupa tarihi hakkında ne düşünüyorsun? Neden illeri bir tarihe atıldı? Yani burada doğal olarak e, bir şey düşüncesi var. Ya biz daha hazır... ya şöyle yorumlar gördüm. Biz çıksaydık maçı kazanırdık arkadaşlar. Bunlar işte futboldan anlamayan insan yorumları yani. <laughs> Hiçbir maçın ne olacağını bilemezsiniz. Hiçbir maçta yani böyle bir bu, böyle hareket edilerek bize düş işte bu hayali ya düşman. Şu an cenklere laf söylüyorsunuz. <laughs> fark etmez önemli değil. Bu biraz hayali düşman yaratmak oluyor. Gerçek hedef. Şimdi orada hakemler çok netsin hakkınızda. Üst üste hatalı kararlar verdiğinizde dert etmeniz gerekiyor. Süper Kupa'nın devre arasında konuşulacağı daha hiçbir şey yokken aşağı yukarı böyle bilinen konuşulan bir şeydi. Burada çok şey bir durum yok. Ee, arkasında büyük şeyler aramak gerektirecek bir durum yok. Geç açıklandı gene bir iletişim hatası olarak değerlendirilebilir. Ama e, belki farklı yerlerde olabilir. Belki farklı bir ülkede olur gene. Ama devre arasında oynanacağı bugün özelinde olmuş hani spontan bir karar değil onu söyleyelim e, merak etmesinler öyle bir şey olsaydı biz bir şekilde bunu dile getirirdik yani öyle şey bir durum yok aşağı yukarı belliydi e, şey olacağı sezon biterken belliydi aşağı yukarı hı hı. da işte orada da bir iletişim hatası oldu diyelim geç kalındı iletişim dedi. tamam şimdi seyirci sorularına geçeriz Güzel hazır dersin. mısın? hazır onlar <laughs> daha zor olur işte Kübra sen şu an benim sorularımı beğenmedin hayır, mi? hayır her zaman seyirciler ee, bunu Cem Yılmaz anlatıyor ya her zaman daha cesur daha e, sen beni yarın yine göreceksin onlar görmeyecekleri için daha cesur sorular gelebilir orada. Doğru. Şimdi Gülay Ünal şey diye sormuş. Süper bir transfer yapması gerek artık üzülmek istemiyoruz. Böyle süper diyeceğimiz bir transfer var mı? Süper diyeceğimiz bir transfer o işte şu transfer döneminin sonuna doğru o beklentileri karşılayacak bir şey olabilir. Şu Yıldız isim ya şimdi Dominguez yıldız değil gibi yani. Şimdi Torreira gibi Arsenal görmüş bir oyuncu değil ama çok iyi bir oyuncu. E böyle ya ihtiyacı belli Fenerbahçe'nin. Cengiz'le, Tadiç'e arkayı çok fazla düşündürtmeyecek. O orta sahada <laughs> manyak gibi oraları kapatacak iki tane oyuncu gerekiyor. Bundan dolayı da buna uygun e, uygun kalitede isimler gelmesi lazım. Bizim tanımamız çok önemli değil. Önemli olan iyi isimlerin gelmesi. Ee, şey çok da sosyal medyadaki yorumlara bakıp algı algıları etkilenmesin futbolcularla ilgili. Tamamdır. Emre uygun biraz özel bir soru. Allah Allah. <laughs> Kendisine Fenerbahçe içinde bir görev teklif edilse hangisini seçerdi? Teknik kadro ya da yönetim. Hangi alanda görev almak isterdin? Yani benim teknik kadro yani bu şey bir soru ya. Bunu cevap verirsem yarın bir gün bunu. Düşmanlarımız böyle farklı taraflara çekebilecek bir soru. Hiçbir şekilde böyle bir hayalim yok, böyle bir beklentim yok. Hiçbir şekilde. Ya tamam da hani Onu oldu söyleyelim. diyelim. Ol, olsun Kübra. Bunlar hassas konular. <laughs> Olsa e, şöyle. Gene kendimle ilgili bir işi yapmak isterdim ama tabii ki yönetim tarafında olmayı daha çok tercih ederdim. Şimdi Mane, Zeki Çelik, Mert Müldür, Salih Özcan. Bunlardan hangileri yüksek ihtimalle transferler? Okan koluk e, Mane yok. E, Zeki ve Mert ikisinden birinin olma ihtimali var. E, Fenerbahçe Zeki için. Bu haberi de ilk biz verdik. Onu da hiç hı hı. şey yapmayalım. İtalya basını Avrupa basınına bayağı atlatıyor Sadece ben değil e, birçok başarılı arkadaşım da işte Er Tanıdır, Sercan Likmesi'dir Avrupa basının hepsini atlatıyoruz. Emre Kaplan e, bunu söylemekte fayda var. Zeki Mert ikisinden biri olur. Mert de Sassuolo biraz şey yapıyor. sürekli yeni yeni istekler sunuyor. Bir de Mert'in de bir iki çekincesi var. Fenerbahçe böyle çok çok peşinden koşmak istemiyor açıkçası bu işi. Yani böyle sürecin cılkının çıkmasını istemiyor. Bundan zeki, bu yüzden Zeki'ye de bir teklif yapıldı. Zeki şu anda çok sıcak bakmaya, bakmıyor Türkiye'ye gelmeye. Salih Hoca'nın da Dortmund'daki durumu belli değil. Ama e ee, bu isimlerden takviye ya yani şöyle Mert'in ihtimali gene en yüksek. Öyle söyleyeyim. Peki. Biri demiş ki bu sene o sene mi? Ne düşünüyorsun? Cevap vermek istemiyorum şu anda. Bir kadroyu tam görelim. Ya bak. Evet, yapacak <laughs> bir şey yok. Şimdi biri biraz yumuşatarak sorayım. Selahattin Baki istersek alırız diye bir demeç verdi. Evet. Fenerbahçe ve taraftar Zahayı çok istedi. Galatasaray geldi aldı. Bu durumda bir başarısızlık. Hala aynı sözün arkasındalarsa Mane'ye alsınlar demiş. İşte yani şimdi arkadaşlar böyle şey yapınca yani sizin transfer çılgınlığınıza göre hareket edilemez. Zaha'yı çok istiyor diyordu. Zaha'nın eşi rahatsız olduğu için rahatsız. Çünkü Zaha bir paylaşımda yapınca millet altına küfür etmeye başladı. Hmm. Ve sosyal medyadaki ben onların artık 6 ay sakatlanınca gol diye yazan Oyuncularına sürekli hakaret küfür eden bir kitle var. Bu kitleye ben Fenerbahçeli de demek istemiyorum. Bunlar Fenerbahçeli olmanın ne demek olduğunu da bilmiyor. Kesinlikle dışlamak istemiyorum. Kazanılması gerekiyor. Ben bunlara böyle FB tayfa diyorum. Onların kendine uygun bir söylem olarak. Bunlara diğer taraftarların, daha aklı selim taraftarların müdahale etmesi gerekiyor sosyal medyada. Şunu net bir şekilde söyleyeyim ki Zaha ile ilgili birçok Fenerbahçe taraftarı zaten soğumuştu. Çünkü sürecin uzaması, hı hı. onun süreçten umursamaz bir şekilde emojiler falan atması. <laughs> Ayrıca neyse çok da neyse. karalamayayım ama Zaha konusu o kadar büyük bir yıkım yaratmadı. Kızgınlık yarattı Fenerbahçe'de yönetime karşı. Onu da demin anlattık sebeplerini.